Şirin bakıyor da laf söyleyeceğim. Canım. Farkındayım abi. Evet, güzel kısım. Üstündekini koy bakayım oraya çocuğum. Al. Lame nerede? As oraya topuza. Evet. Düzgün asayım hocam. Elimde tutuyorum, bakıyorsunuz kızmayın. Evet. Şöyle bir dön bakayım yavrum. Evet, şimdi neden, niçin onu biraz sonra irdeleyebilirim. Senin, şimdi tamam, büyük bedeniz ama altını her günkünden daha büyük göstermiş. Şimdi pantolonun için bir şey söylemeyeceğim çünkü Ferda'da göz yumdum bacaklar kısmına. Cin niye giyemezsiniz? Giyersiniz tabii ki cin. Ona sadece dediğim üstündeki montu keşke biraz daha uzun yapsaydın. Cinine bir şey söylemeyeceğim ama bu üstündeki o simleri olmasa önlük gibi kalmış. Önlük gibi duruyor şu anda. Kumaşından mı, şeyinden mi, o beyazın. O almış olduğun sırtına neydi? Hocam onu şimdi havalar yeni yeni ısınıyor tamam. Ya. Aynı renkten laf yemeyeyim diye bir tane de ceket aldım. O zaman... Yemeyeyim diye. Yemeyeyim diye. Laf yiyeyim, evet, mevsimsel olarak. Yani buna biraz daha topuklu bir postal da altına kapatırdın o ten gözlükleri. Evet, gözlükmeyi. Kocaman topuklu evet. Benim hep giydiğim o postallar ama yoktu. Spor giyip kısaltmaktansa dedim ki uzasın artık stiletto. Peki, bir tane daha söyleyeyim. Şu anda lame, üstündekini de lame sayıyoruz biz çünkü. Çantaya ne mana, ne lüzum vardı, onu da lame aldın kızım. Hocam bu taş, ne olur ne olmaz, işimi riske atmak istemedim. Bir dakika, arkadaşlarıma da soruyorum. Onu gördüğümüz zaman biz lame der miyiz, lame şıklığı? Onu yani ona göre yorum yapacağım. Bir tek detay var, o yüzden bir şeyi destekleme... Demez miydik, laf mı söylerdik? Yani lame olduğu belli. Belli, belli. Değil mi? Ama çok minik. Sana çok soruyorum hanımefendi. Lame şıklığında değil. Değil. Üstünde. Ama üstünde lame var mı? Var. Var. Konsept dışı değil ama lame şıklığında. Tamam. Üstündekini çünkü soruyorum. Çünkü ben baktığımda lame görmüyorum. Burada bir jean yani. Kürklü ve kürk değil o değil mi içinde? Pardon. Ben mesela bir jean eskitilmiş böyle kirli siyah bir jean görürüm montunda. Sanki star parçan o gibi. Lame şıklığında değil benim için. O ama konsept dışı da değil. Çantaya da sanki yapmaya çalışmış. Bence de. O bence de. Çanta da. Çanta lame mi? Oradaki sapı üstünde böyle detay varken sapında da çizgiler görüyorum. Doğru mu görüyorum? Sapını şey hayır askısında. Askısında. Değil yok, mi çizgi? Yok çizgi yok. Düz çizgi yok. Gülşah'la demin sorarken lame olayını o da söyledi. Bir lame şıklığında değilsin. Hı-hı. Yani burada zaten bugün hiçbirinizi, Özde biraz en yakalamış, onun çizme olsaydı tam bir lame şıklığı derdim açıkçası. Şık Özde çok bugün. Fazla lame şıklığı görmüyorum. Çocuklar anlamadığınız bir nokta var. Her gün verilen konseptlerin şıklığını istiyoruz. Şık olma. Eşofman bunlar sadece Urkan şık. Abi. İlk konsepti uyulan. Lame olması yeterli değil. Evet. Önemli olan... Lame mi? Lame'yi lame. Tutturdum. Evet. Tutturdum lame'yi. Şıklık mı? Önemli değil. Zamanı yetmedi hocam diyecek. Lame var. Emel'e sinirlendirme şimdi. Tabii siz dua edin disko topu gibi gelmediler. Mesela. Bunları görmüşlüğümüz de var. Var. Ay, yarın bir de bu kadar söyleyeceklerim bir benim. Sağ olun hocam. Bir ben. Efendim bir çok tatlısın. Teşekkür ederim. Ama gerçekten çok tatlısın. Çok sevimlisin yani sen... Bir de herkese laf yetiştiriyorsa hop bize dönünce birden saygılısın ya. Ya seni bir ben seni çok seviyorum. Ha. Ama bugün yaptığını hiç tasvip etmedim. Yani ya tasvip etmedim derken doğru bir şey yapmışsın. Bu dövme ama bu T'yi almak değil bu ciddiye almak. Şimdi neredesin ve fiyatlar? Neredeyim? Kolyeyi almışım ilk hafta sonu. İzmir'e kaçmışım hemen. Memleketime canım memleketim. İzmir'e evet. Selam. Devamı. Şenay. Ertan! Şenay abla! Öptük Şenay'ım. Aşkım! Evet. Daha sonra da hemen bu işte kolyeler olay olmuş. Kızlar bir anda ağlarken işte Özde ile arkadaşlık durumları falanlar filan yıkılmışlar. Kimse hemen ağlamadı, bunları abartma. Yetiştirmeye yakın arkadaşlarımın mekanlarına gideceğim, anlatacağım. Sohbet, ha. Muhabbet, onları ziyaret. Gül Sokak. Ha. Hocam Gül Sokak değil ama Gül Sokak'a sizle gideceğiz. Onu tamam. Sonraya saklayalım. Tamam. Gül Sokak'a beraber gidelim. Gül Sokak'ta mağazam vardı benim. Aa. Evet. Sonra ben anlamadım. İzmir'den çok talep gelince İzmir'e mağaza açtım ben. Sonra İzmir'deki bütün müşteri beni görmek için hafta sonları atlayıp uçağa İstanbul'a geliyorlar. Dedim ki siz deli misiniz kızlar? Orada mağaza çok var. İyi.
Yok, sizi görmek istiyoruz deyip sonra kapattım mağazayı. Tutmadı orada işler. Evet. Fiyatlar? Ayakkabılarım 100 liraydı hediye. Pantolonum ve tişörtüm 400 lira. Küpelerim hediye. Çantam 250 liraydı hediye. Jean ceketim de 100 lira. Bir ben bu tight bir jean, yani tight gibi böyle oturmuş. Aslında bir bu kadar mesela büyük bedensin, kalın bacaklısın ve bacaklarını daha kalın gösteren kombinler giymiştin. Mesela bu kadar stretch bir şekilde yapışması beni rahatsız etmedi, biliyor musun? Çünkü günün sonunda sen büyük bedensin ve neden bunu giymeyesin? Üstüne giydiğim bu tişört, ben tişörtü sevmedim. Ferda Nur'da da sevmedim, sende de sevmedim. Çünkü daha bir uzun, bu kadar derin değil. Yani bunun şuralarda bitmesi gerekiyordu. Arkadan şöyle bir yırtmacın olmaması gerekiyordu. Ben kombini çok sevmiyorum. Çünkü jean montunla jean pantolonunun yıkaması aynı değil. O daha eskitme duruyor. Bu daha gıcır gıcır yeni duruyor. Onun için ikisini sevmedim. Stiletto asla olmamalıydı. Asla. Kalın. Nasıl? Ya sen bunu nasıl yaparsan. Geçen hafta burada trench coat'unu giyip bir tight'la bir postalla bu kadar şahane dedik. Bu nasıl ya? İşte bu pazartesi günün azizliği. Kolye aldıktan sonra pazartesi sendromu. Buyurun. Bizde yarışmacılarımızda böyle bir şey var. Rehabite kapılmış. Bu evet, aynen. Alıyorlar kolyeleri. Pazartesi günü böyle mortingen geliyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Böldüm. Yok. Söyle canım. İkisinde de aynı çizgiler var. Peki o tişörtün tam bittiği yerden onları kesmiş olsaydık belki severdik. Kesebiliriz şu an makas. Hayır, bence kesmek mi değil. Ya istersen düşündüm. Kesebilirsin ama. Tabii düşündüm. Makas alabilir miyiz? Kesseydik belki hayır, güzel olabilirdi dedim. Ay, güzel olmasının dışında. Hayır, olabilirdi dedim. Yok şöyle söyleyeyim. Şimdi güzel olmasının dışında vallahi bir kere büyük beden. Şey evet. Tabii büyük beden oldukları İçerik için. Vurmaya başlayayım. O çizgiler bir kere vücudunu bölüyor. Evet. Böldüğü için de sen şimdi onları bir içeri katla. Ben ne demek istediğimi anlatayım. Hı. Anlayacaksınız zaten. Keselim. Nasıl hızlı kıvırdı. Evet, bak kıvır. Şu anda mesela evet, ben buralarını daha çok görüyorum. Ama mesela evet, onlar da bir hiledir. İndir aşağıya. Aha. Mesela bu bir şekilde bir şeyleri kapatıyor ve örtüyor. Ama tişört yine ona gelene kadar şuraya kadar yırtmacının olması, böyle açılması aha, olmamalı. Çünkü Ferda Nur'un pantolonu düşük bel olduğu için Ferda Nur'un buradan teni gözüküyor. Ve Ferda Nur'un pantolonuyla senin pantolonun aynı değil. Onun da bacakları çok kalın. Ama o daha içinde gezebileceği bir jean giydiği için o daha kamuflajlı gelmiş. Ha, kombin olarak ikiniz de aynı puanı alacaksınız benden. Ben çünkü bugün sevemedim seni. Ben sağ de. Olun, bu kadar. Sıra bende. Evet. Vallahi hoş geldiniz. İyiyim, sizden ne haber? İyiyim ben de. Tatlısın ya. Enerjin güzel. Yani hepinizin ay çok tatlıdır değişik. Bu. Evet, çok evet, hepinizin çok enerjisi güzel. Teşekkür ederim. Yani Şimşek'e gelince Şimşek Yıldırım artık. Ben biz genelde yani dövme olanlar Şimşek der genelde. Ne, ben onu sevdim. Hikayesi tabii çok karışık. Oraya çok girmiyorum. Ama mesela onu hani tam alnının ortasına yaptırmışsın ya. O tabii ben onu mesela hani şu anda falan olsaydı çok sevebilirdim. Daha tarz olurdu. Şurada şurada daha tarz olurdu. Onunla birlikte jean ceketini üzerine giydiğinde hep birlikte o büyük resmi görmek isterdim. Bir de çok yani hiçbirinizde onu göremedim. Sen de bundan bahsedeceğim. Hani belki senin kombininde bir lame şapka, kep. Aldım ben yukarıda. Kendine aldım, yukarıda sen aldın canım. Bize ne faydası var? Olmaz yani, diye risk alma dediler. Risk mi almadın? Özledi, özle dedi risk alma. Sanki sen de öyle bir kandırdın şey isterdin. Kandırdın mı beni? Bu Şimşek'le birlikte. Özdeyim dinlenirsin. Sen ya, de güzel oldu saç renginle. Önlük havası yok mu? Var, var değil var mi? Nereden baksam. O beyazlıktan kaynaklanıyor. Evet. Önlük. Nereden baksam böyle bir. Ayakkabıları zaten hiç konuşmak dahi istemiyorum. Evet, param bittiği için sponsordan aldım. O, en azından dedim yükseğim. Postalı alırdı o da. Evet. Yüksek kalıntı var. Çantan lame mi değil mi tartışması sürer. Lame gibi yani ama dediğim ama gibi lame mat gibi lame de değil. Değil. Yani, aynı Selay Süperinleri gibi hoşsun evet, ama sanki hoş da değil. Diyeceklerim bu kadar yani ama. Daha ne diyorsun? Tatlışko gözüküyorsun. Enerjin de güzel. Neden lame şapka dedim? Saç renginden dolayı sanırım. Hani sana çok yakışırdı o saç rengine.
cin ceketinle birlikte. Evet, birisi patlatabilirdi. Çok evet, doğru ya, bir şey çok söylüyorsun. Birisi patlatabilirdi. Evet. Kimsenin aklına gelmemiş. Gelen de işe girmemiş. Hiç beni ilgilendirmiyor Betül'cüğüm. Dümdüz olacaksın. Onu anlatıyor. Olmazdı. Yok. Onun için üzülme. Sana olmazdı zaten. Betül sana olmasa imkansızdı yani. Sen onu taksaydın. Çatlaya getirip göstereyim mi? Hayır. Buralara böyle şimşekleri çakmış bir yarışmacı için bu kombin nedir açıkla. Vallahi dedim ki risk alayım. Jean hiç giymiyorum, giydim. Jean'in değil beni rahatsız eden? O ayağındakiler. Jean'in beni çok rahatsız etmedi. Üstündeki hadi neyse örtmüş falan. Çantan da kötü değil ama yani bir şıklık yok üzerinde. O ayağındaki ayakkabı kabul edilebilir gibi değil. Değil hayatım. Değil. Halbuki o kadar da özdeğiyle beraber arkadaşın nasıl oldu da risk aldın? Ya susun ya Allah aşkına. O paça boyun zaten stilet de öyle topuklu ayakkabı. O paça boyunla stilet de öyle topuklu ayakkabı iyi olmaz. Hah bir şey söyleyeceğim hocam. Çok bütün uzun. Bütün gün hem izleyicilerimiz şey olsun. Ben bunu biraz kıvırdım paça boyuna. Biraz daha kıvırsaydık. Daha mı yukarı? Biraz daha çıkınca kıvırma. Bu ayarda sen bunu giyemezsin. O bileği görmekle bak biraz evet. Daha bileği kıvır. Bileğini göreceğiz ki bir topuklu ayakkabı giymenin manası olsun. Aynen öyle. Yani yanlış yerde giymedim hayatım giyemiyorum işte yakışmadı. Mesela ayağın ne bileyim Özden'in şuradaki renklerde bir şey bir denesen ama yine de değil. Bence bot. Ben burada ten görmek istemezdim şu üstündekiyle. Yine değil mi? Evet, yüksek topuk bot isterdim. Evet. Puanlamaya geçiyoruz. Evet, geçiyor sen muyuz? Anur'la aynı puan geçiyor alıyorsun de. Benden. 3. Sağ ol hocam. Ay 2. Teşekkürler Gülşah. Ben de Sever gibi yapayım mı? Yap. Hadi yapsana. Çok beğendim. Harika. 1. Çok beğendim. 2. Teşekkür ederim. Evet. 3. Teşekkürler. Evet.